Sınav geldi, ahri. Sınav üzere. Sınav dahiken aziz-i mürüvvet, civarende lan, rehavare tekkar, ucune tekoşe. Sınav üzere. Ez ino gelke hoşu, jümet kulakirime. Çünkü akri bi keda hve, bi kabata hve, hertim dibeje ez dirakir, ez berkwendidir. Bile herkes beysa alıbi. Hedefen vi bacari, veke çiyaye mazın, çiyaye ilindake. Jümeha hve, sevgili arkadaşlarım, Ağrı'nın onurlu insanları, Konya'ya hoş geldiniz. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Ağrı'ya ayak bastığımız andan itibaren karşılaştığımız coşku ve sevgi bizleri mutlu etmiştir. Bizlerin moralini ve cesaretini kat kat arttırmıştır. Bu sıcaklığımız, bu coşkumuz, bu heyecanımız ve kucaklayışımız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, huder edin. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, Ağrı'nın sorunlarını biliyoruz. Bütün Kürdistan şehirlerinde yaşanan sorunları biliyoruz. Türkiye'nin tamamının sorunlarını biliyoruz. Biz bu sorunları bilmekle kalmıyoruz. Bu sorunları nasıl çözeceğimize dair de kesintisiz çalışma yürütüyoruz. Ağrı Türkiye'nin en yoksul şehirlerinden biri. İşsizlik oranının en yüksek olduğu kentlerden biri. Neden? Bu bir kader olabilir mi? Yoksulluk, işsizlik bu şehrin bir kaderi olamaz elbette. Bu durum, bu tablo, bu iktidarın ve 100 yıldır süren politikaların bir sonucudur. Bunu gayet iyi biliyoruz. Gençlerimiz Ağrı'yı terk ediyor. Her yıl binlerce insanımız buradan ayrılıyor. Toprağından, evinden, şehrinden, yurdundan göç ediyor. Bunun temel sebebi yoksulluktur, işsizliktir. Peki gerçekten bu işsizliğin, yoksulluğun sebebi gerçek midir? Yani gerçek bir hak edilmiş yoksulluk ve yoksulluk mu var? Yoksa bu politikalar mı üretiyor bunu? Şimdi Ağrı hayvancılığın, tarımın en iyi yapılacağı bölgelerden biri. Şeker pancarı örneğini vermem yeter bile. Ama hayvancılığı bitirdiler. Şeker pancarı üretimini özelleştirmelerle, kotalarla bitme noktasına getirdiler. Dediğim gibi hayvancılık güvenlik politikaları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sona erdirilmiş durumda geriye ne kalıyor? Ağrı halkı geçimini neyle sağlayacak? Ağrı yoksulluğa mahkum ediliyor. Ağrı cezalandırılıyor. Ağrı tıpkı Hakkari, Şırnak, Van gibi diğer şehirlerimiz gibi Kürt sorununda inkarcı,
asimilasyoncu, sömürücü politikalar nedeniyle yoksullaştırılıyor. Biz bunun farkındayız. Çözümün de ne olduğunu biz biliyoruz. Çözümü de bizler getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın sevgili kardeşlerim. Evet, Tutak Ağır yolunda geçtiğimiz günlerde feci bir kaza yaşandı. 8 insanımız hayatını kaybetti ve birçok insanımız da yaralandı. Bu da tesadüf değil. Bu sadece basit bir kaza değil. Bakın 40 kilometrelik yol 15 yıldır tamamlanamıyor. Türkiye'nin her yerinde yandaş sermayeye bu kadar kaynak aktarılırken 40 kilometrelik yolu 15 yılda bitirecek kaynağı buraya vermiyorlar. Vermiyorlar ve o yol, o bölge, o güzergah sürekli kazaların yaşandığı bir alan oluyor. İnsanlarımızın canı gidiyor. Burada Harun-Tutak yolunda kazada hayatını kaybeden bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Yakınlarına ve halkımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bunların da önüne geçeceğiz sevgili kardeşler. Ağrı halkının iradesi biliyorsunuz yerel seçimlerde gasp edilmişti. Daha sonra çeşitli oyunlarla belediyeyi de ele geçirdiler ama o 3 yıl boyunca belediyede bizim yönetimde olduğumuz 3 yıl boyunca yapılan hizmetler gelecekte nasıl bir hayat kuracağımızın da göstergesidir. Hepsini tek tek sayabilirim. Burada o dönemde Ağrı Belediye Başkanlığı'nı yapan sevgili dostlarım, yoldaşlarım, belediye meclisi üyeleri ve halkımız büyük emek sarf etti. Hepsine bu emeklerinden, o mücadelelerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Medigo Agri Yameye Meygun Oğlu Mimi Bana Herkes Ne Koys Abi Evet değerli kardeşlerim, her zaman söylüyoruz, Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Geçen yıldan beri tekrar vurguluyoruz. Bu yıl 2022 yılı final yılıydı. 2023'ün en geç Haziran ayında seçimler yapılacak ve bu seçimler Türkiye tarihinin en önemli seçimleri olacak. Biz de bunun farkındayız. Evet, seçimler siyasal mücadelenin önemli bir parçasıdır. Ama toplumsal mücadeleyi görmeden sadece seçimlere bakarak başarıya ulaşabileceğimizi de elbette düşünmüyoruz. Lakin bu seçimler farklı. Bu seçimler gerçekten de toplumsal mücadeleyle siyasal mücadelenin en sıkı bir biçimde iç içe geçtiği bir dönemdir. O nedenle herkes seçimleri konuşuyor. Bu iktidar seçimlere giderken pek çok manevra yapacak. Bizler bunu aylardır dile getiriyoruz. Kaos planları da yapacaklardır. En azından bu iktidarın içindeki belli odaklar, devletin içindeki belli güçler kaos planlarıyla seçim sürecini ve siyaseti dizayn etmeyi de mutlaka planlıyorlardır. Bunları mutlaka her seferinde bilmemiz, görmemiz ve yolumuzu yürürken buna tedbir almamız lazım.
geçen hafta bir saldırı, bombalı saldırı gerçekleşti. Orada vahşi bir katliam yaşandı. 6 insanımız hayatını kaybetti. 81 insanımız yaralandı. Bunların 6'sının tedavisi sürüyor. Öncelikle orada hayatını kaybeden bütün insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve halklarımıza başsağlığı dileklerini iletiyorum. Kalan yaralılarının da bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Bizim bu tür durumlarda tavrımız açıktır, nettir, ikirciksizdir. Önce bunu belirteyim. Bizler bu saldırıyı vahşet olarak nitelendiriyoruz, insanlığa karşı suç olarak görüyoruz. Ve her zaman da tutumumuz böyle olmuştur, şimdi de böyledir, gelecekte de böyle olacaktır. Bu planlardan kim fayda umuyorsa ona karşı da mücadelede tavizsiz olacağız. Patlama anından itibaren bu iktidarın yaptıklarını hepimiz birlikte görüyoruz. Önce bir karar koydular. Sansürü devreye soktular. İnternette bal taraflama yöntemiyle gerçeğin halklara ulaşmasını engellemeye çalıştılar. Neden? Neden? Neyi izlemeye çalışıyorsunuz diye soruyoruz. İlk anda patlamanın sebebinin ne olduğunu bile gizlemeye çalıştı. Sonra da ortalığı bulandırmak için sürekli yeni senaryolar ortaya attılar. Biz bu yöntemi de tanıyoruz değerli arkadaşlar, biliyoruz. Bütün bu yapılanlar suçluluk telaşının birer delilidir. Evet, en başta İçişleri Bakanı demeyeceğim. Suç İşleri Bakanı'nın ortalığı bulandırma çabası bir suçluluk telaşı, bir hesap verme paniğinin yansımasıdır. Neden bu kadar karanlık yaratıyorsunuz? Neden bu kadar canlıkma, bulandırma yöntemine başvuruyorsunuz? Çünkü halklar da görüyor, Türkiye toplumu da görüyor. Burada karanlık hesaplar var. Ve bu hesaplar bu iktidarın içindeki güçlerle bağlantılıdır. Biz bu vahşi saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğini araştırma konusunda ısrarla takip olacağız. Hakikatin ortaya çıkarılmasını ısrarla talep edeceğiz. Bu yolla elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz. Ve bu yolla, bu yöntemler kanla, vahşetle, katliamla siyaseti ve seçim sürecini dizayn etme oyunlarını mutlaka boşa çıkaracağız. Hep birlikte boşa çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Evet, HDP'yi de bu arada suçlama kampanyası başlattılar. Kara propaganda başını aldı gidiyor. Ama bunu kimseye inandıramıyorlar. Kimseye inandıramıyorlar çünkü sürekli yalan üstüne yalan söylüyorlar. Bizler tekrar söylüyoruz. Bu ülkede bu karanlık oyunları hangi merkezlerde ve kimler eliyle gerçekleştirildiğini suçtan biliyoruz. Diyarbakır mitingimize yapılan saldırıdan biliyoruz. Ankara Gar Katliamı'ndan biliyoruz. Reyhanlı'dan biliyoruz. Örnekler çoktur. Ve bunun temelinde yatan politikalar da bellidir. Evet, bu iktidar savaş politikalarıyla hem Kürt sorununda çözümsüzlüğü derinleştiriyor, hem de başta Suriye olmak üzere bölgede
istikrarsızlığı ve kaosu derinleştiriyor. İdlib'de neler olduğunu, Afrin'de neler planlandığını ve neler yapıldığını hepimiz görüyoruz. İşte bu savaş politikaları bu ülkeye acıyı yaşatmaktan başka bir sonuç doğurmuyor. Canlarımız gidiyor, kaynaklarımız buraya yatırılarak heba ediliyor, savaş politikaları yoksulluğu derinleştiriyor, bir avuç sermayedarı savaş baronunu zengin ediyor. O nedenle ısrarla her türlü savaş politikasına karşı çıkıyoruz. Kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Açık sözlülükle karşı çıkıyoruz. Sözümüzü net söyleyerek karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki ölüm çözüm değildir. Çözüm ölümde değildir. Çözüm yaşamdadır. Yaşam çözümün kendisidir. O nedenle bizler tekrar tekrar söylüyoruz. Kürt sorununda, Kürt sorunu başta olmak üzere her sorunda, ülkedeki ve bölgedeki ve dünyadaki her sorunda çözümün yolu savaş politikaları, şiddet, kaos değildir, olamaz. Çözüm demokratik siyasettedir. Çözüm diyalog ve müzakeredir. O nedenle HDP ısrarla vurguluyor ve söylüyor bunu. Çözüm Türkiye'de Kürt sorununda demokratik çözüm başta olmak üzere. Soruların çözümü demokratik zeminde siyasal mekanizmalarla, diyalogla ve müzakereyle gelebilir. Bunun dışındaki her seçenek daha fazla acı, daha fazla kayıp ve daha fazla yoksulluktur. Biz bunun önüne geçeceğiz. Bu ülkeye demokratik çözümü de mutlaka getirecek yolu açacağız. Kuruluş nedenimiz budur. Varoluş gerekçemiz budur. Kürt sorununda demokratik çözüm, bütün Türkiye'de demokratik cumhuriyet. İşte bizim mücadelemiz bunun içinde arkadaşlar. Dün bütçe görüşmelerinde gördünüz. Suç İşleri Bakanı, her gün çete mensuplarıyla boy boy fotoğraf çıkanlar, uyuşturucu baronlarıyla ilişkisi açığa çıkan bu zat tutup milletvekillerini tehdit ediyor. Ağzından küfürler, tehditler, şantajlar dökülüyor. Ama nafile, dün de arkadaşlarımız mecliste söylediler ona, yüzüne karşı söylediler. Bu suçlar hesapsız kalmayacak. Bu bakan adı altında her türlü kirli ilişkiye giren ve bu ülkenin insanların geleceğini karartacak oyunların içinde olan Suç İşleri Bakanı hesap vereceğini biliyor. Yargı önünde adil yargı kurulduğundaki yakındır. Demokratik Cumhuriyet geldiğinde yaptıklarının hesabını vereceğini biliyor. O nedenle sürekli tehdit, sürekli şantaj, hakaret, küfür. Arkadaşlarımız dün gereğini yaptılar. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık. Halkımız da bunun gereğini yapacak. Seçimler geldiğinde bunların nasıl hesap vereceklerini halk gösterecek. Sizler bu karar duruşunuzla, bu inançlı yürüyüşünüzle bütün bu kirli tezgahların hem başa çıkmasını sağlayacaksınız, hem de bunları yapanların hesap vermesinin yolunu açacaksınız. Bu yol bizim elimizdedir,
bu yolu açma bizim mücadelemizin hedefidir arkadaşlarım. Sevgili dostlar, ekonomiye gireceğim ama neresinden tutalım? Enflasyon resmi rakamlarla %80'i aştı ama gerçekte %180 olduğunu da uzmanlar söylüyor. Bu ne demektir? Ne demektir? Neden böyle bir enflasyon yaşanıyor? Neden yoksulluk aldı başını gidiyor? Bırakın yoksulluğu. Artık açlık sınırlarının altında yaşayan milyonların olduğu bir ülkeyiz. Çocuklar, çocuklarımız okula aç gidiyor. Okulda bayılan açlıktan derslere devam edemeyip fenalaşan çocuklar. Bunların vebali bu soygun düzeninin sahiplerinin boynundadır. Bütün bunların sebebi açık arkadaşlarım. Bu iktidar ve bu düzen kaynakları bir avuç sermayedara, saraya, yandaşa ve savaşa ayırıyor. Buraya ayrılan her kuruş halkın cebinden alınıyor. Halkın sofrasından çalınıyor. İşte bu soygun ve sömür düzenini, bu dalan ve yalan düzenini, bu savaş ve kan düzenini değiştirecek güç buradadır. Biziz, halkımızla birlikte yürüyen bizim ittifaklarımızdır. Savaş ve faiz lobilerinin bu sömürücü, bu talancı rejimini değiştireceğiz, mutlaka değiştireceğiz. Bunu bir kez daha herkese, bütün Türkiye halklarına ilan edelim. Sevgili yoldaşlarım, değerli halkımız, evet, biz varız. Bu ülke alternatifsiz değildir. Kim ki bu ülkenin alternatifsiz olduğunu iddia eder, gerçeği saklar, bunu bilin. Neden? İki seçeneğe mahkum değiliz. İki seçeneğe neden mahkum olmadığımızı da çok iyi biliyor herkes ama biraz da ben söyleyeyim. Şimdi bir yanda bu mevcut rejim, biraz önce saydığı sömürüsüyle, savaş politikasıyla, rant ve soygun mekanizmalarıyla toplumu esir almaya çalışıyor. Toplumun bütün emeğini bir avuç kaynak, bir avuç gruba aktarıyor ve ülkenin geleceğini karanlıkta bırakacak oyunlar. Bu rejim kendini içi boş hamlelerle sürdürebileceğini sanıyorsa yanılıyor. Evet değerli arkadaşlar, mevcut rejim ve iktidar kendini sürdürmeye yönelik hamleler yapıyor. İçi boş hamleler. Bunların farkındayız. Biz hiçbir zaman gerçek çözüm için açık, dürüst, samimi atılacak adımlara karşı çıkmayız. Ama kimse de bizi boş hamlelere kalacak gibi sakın düşünmesin. Burada 10 yılların bedel ödeyerek büyüyen mücadelesi var. Bizler kimin neyi neden yaptığını, hedefinin amacının ne olduğunu bilecek tecrübeye, birikime, akla ve iradeye sahibiz. Şuradan bir kez daha hatırlatayım. Öyle boş hamleler üzerinden HDP'ye yönelik spekülasyonlar yapanlar da birazcık mahcup olsunlar. Onlar da biraz hicap duysunlar. Yıllardır aynı senaryoları tekrar ediyorlar. Bizler burada mücadeleyi
korunaklı yerlere sığınarak yapmıyoruz. Muhalefet bizim güvenli sığınaklarda yaptığımız bir iş değildir. Bedelim diyerek inançla hiçbir başka beklentimiz olmadan yürüttüğümüz bir şeydir mücadele. Muhalefet de ancak böyle yapılır. İşte mücadeleyi böyle yürüttüğümüz için onlarca, yüzlerce, binlerce yoldaşımız rehin tutuluyor cezaevlerinde. Eski eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il ülke yöneticilerimiz niye hapislerde? Çünkü onlar kolayı seçmiyorlar. Korunaklı yerlere geçerek öyle sözde muhalefet yapmıyor. Gerçek dönüşüm, demokratik değişim, özgürlük ve barış için kararlı ve inançlı mücadele yürüttükleri için bedeliyor. Biz kimin hangi manevrayı hangi amaçla yaptığını işte bu mücadele birikimimiz ve kararlılığımızla biliriz. Biliriz. Ve her boş hamlenin, her sahte manevranın nereye gideceğini de gayet iyi görürüz. Tedbirimizi de alırız ama aynı zamanda ekliyorum. Gerçekten çözüme, Türk sorununa demokratik çözüme, Türkiye'de demokrasi ve hukuka gidecek yolu açmak için kim hangi adımı cesaretle, samimiyetle ve şeffaflıkla atarsa buradayız, onu da konuşuruz. Müzakere edebiliriz, mücadele edebiliriz. Mücadelenin havasını yaparız, müzakerenin en ustacasını da yürütürüz. Şimdi öbür tarafta bir yanda mevcut rejimi bu şekilde devam ettireceğini sananların yaptıkları hamleler var dedim. Öbür tarafta da eski rejimi yeni bir ambalajla getirme planları yapanlar var. Onların da farkındayız. Ve biz diyoruz ki bu hesaplarla bu planlar bizde büyük bir imkan var. Yeni bir başlangıç yapma, demokratik dönüşüm için, özgürlük için, emekten yana bir ekonomik düzen için, barış için önemli imkanlar önümüzde. Bu imkanları bu küçük hesaplar ve restorasyoncu planlara heba etmeyin. Çağrımız bütün siyasal muhalefetidir. Bütün toplumsal demokrasi güçlerindedir. Peki, çaresiz miyiz? Hayır. Hayır, asla. Biz varız arkadaşlarım. Bizler varız. Bu ülkenin bu zor dönemecinde demokrasiye, demokratik cumhuriyete giden yolu açacak birikime, kadrolara, geleneğe, akla, sahip olan HDP olan siz varsınız. İttifaklarımız var. Emek ve Özgürlük İttifakı büyüyecek. Bunu bütün ezilenleri, sömürülenleri, dışlananları, yok sayılanları kapsayacak şekilde büyütme kararlılığındayız. Kürt sorununa demokratik çözüm, Türkiye'nin tamamına demokratik cumhuriyet. Hedef budur. Ve bunu gerçekleştirebiliyoruz. Politikamızı şeffaf yapıyoruz. Parlamentoya en güçlü şekilde girmemiz gerekiyor. Bunu söylüyorum. Halkların iradesini, toplumsal demokrasi güçlerinin temsilcilerini parlamentoya güçlü bir şekilde taşıyalım ki sonraki dönemde dönüşümün güvencesini yaratalım.
O nedenle parlamento seçimleri çok hayati, çok önemli. Bunu hepimiz görmek zorundayız. Bunu farkına varmak zorundayız. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ne kadar önemli olduğunu farkındayız biz. Açık, şeffaf bir politika ilan ettik. Eylül 2021'de deklarasyon yayınladık. Bizlerin amacı gerçekten, tekrar tekrar söylüyorum, bu rejimden, bu savaşçı, sömürücü, talancı iktidardan ve rejimden kurtulmak, ama öyle eskinin de yeniden küçük röpüşlerle devreye sokulmasına razı ol. Orada razı ol. Gücümüz burada. HDP bütün kuşatmalara, baskılara, zorla rağmen büyüyor. İştahı, iştahı. Dün, yani geçen hafta ben İstanbul'dan eş başkanım Ardahan'da, Karayazı'da halklarımızın coşkusuyla birlikte buluşmalar gerçekleştirdi. Geçen hafta sonu Mardin ve ilçelerindeydi. 4 gün boyunca oralardaydı. Gördüm, halkımız kararlı. Halkımız inançlı. Halkımız iradesine güveniyor. Ve bu iradeye güvenmenin kaynağının da bizim onlara sadakatimiz olduğunu biliyor. Biz onlara bağlıyız. Size bağlıyız. Siz neyi inşa ederseniz orada yürüyeceğiz. Hangi kararı alırsak alalım önce size danışacağız. Evet, büyüyoruz, güçleniyoruz. Biz çağlarımızı yapıyoruz, ilkelerimizi ortaya koyuyoruz, ama yolumuzda da yürümeye devam ediyoruz. Aday çıkarma çalışmalarımızı da başlattığımızı söyledik. Ama stratejimizin özü devam ediyor. Biz istiyoruz ki demokratik cumhuriyete giden yolu, özgürlüğe, barışa giden yolu açacak bir seçeneği bütün muhalefet, toplumsal ve siyasal muhalefetle birlikte açalım. Eğer bu konuda sorumluluğunun gereğini birileri yerine getirmiyorsa halka hesap verecekler. Onlar böyle davranmaya devam etsinler. Biz de yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuzda yürüyeceğiz ve bu yol bizi mutlaka en yakın zamanda, evet, özgürlüğe, demokrasiye, barışa götürecek. Savaş politikalarını çökerteceğiz. Soygun düzenine son vereceğiz. Demokrasi ve barışı birlikte kuracağız. Yolumuzda yürümekte kararlıyız. Güvenin bize. Size sorduklarında parti ne yapacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Parti bizim dediğimizi yapacak. Siz değil herkes. Parti halkının dediğini yapacak. Kendi halkının gösterdiği yolda yürüyecek. Size sorduklarında parti kapatılırsa ne olacak? Deyin ki bizler kaç tane partinin kapatıldığını gördük. Bizler ne zulümler gördük. Çaremiz var. Bizim yöneticilerimiz de yoldaşlarımız da bu çareleri çoktan ürettiler. İradenizin tek bir miliminin bile boşa gitmeyeceği seçenekleri yarattım. Bunu bilin, ne yaparlarsa yapsınlar. Yolumuzda yürüyoruz. Seçenek var, alternatif var. Çünkü halkların kararı desteği var. Halk sahiplensin. Halk bu yürüyüşü büyüterek ilerletsin. Göreceksiniz. Çözüm de var. Mutlaka ve mutlaka umut da burada. Evet, bizler çözümün adresiyiz, umudun adresiyiz. Hiç kimse hiçbir dedikoduya,
hiçbir tevafüre spekülasyona kulak asmasın. Halkımızla istişare ediyoruz. Demokrasi güçleriyle istişare ediyoruz. Büyütmek için uğraştığımız ittifak güçlerimizle tartışıyoruz. Yolumuzu belirliyoruz. Hedefimiz ortada. Bizden bu ülkeye eşit yurttaşlığa, özgürlüğe, emeğin haklarına dayalı demokratik cumhuriyete giden yolu mutlaka inşa edeceğiz. Hep birlikte yapacağız. Son olarak kardeşlerim. Evet, önümüzde iki seçim var. Biri parlamento seçimi, diğeri de cumhurbaşkanlığı seçimi. Ama herkesin unuttuğu bir şey var. 2024 Mart'ında yerel seçimler olacak. Yani bu meclis ve cumhurbaşkanlığı seçiminden birkaç ay sonra, 7-8 ay sonra yerel seçimler var. Burada yaptığımız her çalışmayı aynı zamanda yerel seçimlere bir yatırım olarak düşünün. Çünkü demokratik cumhuriyet için, Kürt sorununda demokratik çözüm için, emekten yana bir düzen ve özgürlük için, eşit yurttaşlık için birinci etap seçimlerde yürüttüğümüz mücadeleyi yerel seçimlerde yerel demokrasiyle taçlandıracağız. Şimdi demokratik cumhuriyetin yolunu açacak yürüyüşü büyütüyoruz. 2024 Mart'ında da yerel demokrasinin temellerinin, çökertilmek istenen temellerinin yeniden kurulması için çalışmalarımızı en yoğun ve en kuvvetli şekilde yürüteceğiz. Evet, hazırlıklarımız hem bu seçimleredir hem Mart'ta yapılacak seçimleredir. Demokrasi, güçlü demokrasi olacak. Yerel demokrasi olmadan demokrasi güçlü olamaz, güçlü demokrasi kurulamaz. Özgürlükçü, emekten yana eşitlik üzerine bir rejim inşa edilemez. İşte bizim yolumuz bellidir. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ve biliyorum ki arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım, mutlaka başaracağız. Hep birlikte kazanacağız. Kimse bundan şüphe duymasın. Hebaye Aziz, The Davide, as the Quasim, this Avejim. HDP, çareseriye. En çareseriye demokrasiyene. Çareseriye aşkiyene. Derdime, uhabateme, jbo azadiye, jbo aşitiye brumede. Hemalı, çıkas dek bu dolardan var hemenci. Jve ceydetin rebaz, hez, uzane buna meheye. Emri verir, emri hevine. Em ittifak akla bağlayın u emdi sadı bejin azadi nezike aşikiye prumet nezike u ha